أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Biz mest konusunda kalmıştık. Babul mashi alel khuffeyn. Her iki mest üzere mest etme konusu. Yecuzul mashi alel khuffeyn. Her iki mest üzere mesih yapmak caizdir. Fil vudu'i abdest konusunda. Lil musafiri safaran mubahan. Mubah bir yolculuk yapacak misafir yolcu için abdest konusunda her iki mes için mesih caizdir. Tabi şimdi burada tuksaru fihi salasu selasete eyyam. Namazının kendisinde kasr olunacak 3 gün 3 gece. 3 gün 3 gece hani misafir. Şimdi birisinin misafir olabilmesi için kesinlikle 90 kilometre. Yani 3 gün 3 gece sürecek bir yolculuk, yani özellikle o kişi için 3 gün 3 gece mübahtır. Yani 90 kilometreden fazla olan bir mesafe olursa sen 3 gün 3 gece mesih yapabilirsin. Eğer aşağısı ise Şafii mezhebinde bu konuda 1 gün 1 gece. Hani dedi ya mübah bir yolculuk yapacak yolcu için meslerin üzerine meshetme caizdir. Şimdi yolcu kim oluyor? O onu söylüyor. Tuksaru fihi salatu sıfatı oluyor. Ondaki namaz kasr olunur. Bak mübahenin sıfatıdır. Lil musafiri safaran mübahen tuksaru fihi salatu. Namazın kendisinde kasr olunacak. Mübah bir yolculuk yapacak yolcu için selasete eyyem aliyyalihune. 3 gün 3 gece mesih yapar. Yani burada selasete eyyamin, selasete kelimesi mef'ul oluyor yecuzu kelimesine. Yani yecuzul mes'ul khufeyn fil vudu'i lil musafire safaran mubahan selasete eyyam. 3 gün 3 gece misafir için. Ya da misafir için de mef'ul yapabiliriz. Bunda bir beis yok. Hatta daha evladır. Walil mukimi yawman ve leyla. Mukim için, evde kalacak için, kalacak kişi için bir gün bir gece. Peki bu meshin başlaması ne zaman oluyor? Biz abdest alıyoruz, meslerimizi giyiyoruz, başlamamış oluyor. Abdestimiz bozulduktan sonra mest üzerini meshettikten sonra başlıyor. Onun için diyor ve ibtida'un müddeti min lahadesi ba'del lübsi. Yani mest giyildikten sonra müddet abdestin bozulmasıyla başlar. Abdest bozuluyor, sen meslerin üzerine meshediyorsun, bundan sonra başlıyor. فَاِنْ مَسَحَهُمَا اَوَحَدُهُمَا. Her ikisini mesheder ya da ikisinden bir tanesini meshederse hadaran evde, sümme safara sonra yolculuk yaparsa, evde yaptı, yolculuk yaptı. Ya da اَوْ سَفَرًا سُمَّ اَقَامَ ya da yolcudur kendisi, sümme اَقَامَ eve geldi. اَوْ شَكَّ ya da şüphe etti. هَلْ اِبْتَدَ الْمَسْعَى سَفَرًا وَحَضَرًا. Kendisi yolcuyken mi meslere başladı, yani mesletmeye başladı, yoksa evdeyken, mukim iken. Bunda şüphe etti. اَتَمَّ مَسْعَى مُقِيمٍ فَقَدْ. Sadece mukimin meshi üzere tamamlar. Yani bir gün bir gece. Çünkü dinimizde bir şüphe olduğu zaman en asgari neyse ondan başlar. وَلَوْ اَحْدَسَ حَضَرًا. Diyelim ki kendisi abdesti bozuldu evde. وَمَسَعَ سَفَرًا yolcuyken mesetti. اَتَمَّ مُدَّتَ مُسَافِرٍ. Kendisi bir misafir müddetini tamamlar. 3 gün 3 gece. Çünkü mesele abdestsizliğin yaşanması nerede oldu değil. Mesele meslerin meshi olurken nerede yapıldı. Bundan ötürü bu baz alınıyor ve 3 gün 3 gece devreye giriyor. Sevaun mada aleyhi vaktus salati bi kemali fil hadri emla. İstersen namaz vakti üzerine geçmiş olsun tamamen, fil hadri evde ya da evde olmaksızın. Bunda bir beis yok. Kendisi 3 gün 3 gece yapar. Fe in şekke fin qida'il müddeti. Müddetin bitmesi noktasında, konusunda şüphe ederse, ne zaman bitti diye şüphe ederse, lem yemsa fi müddeti şekki, artık şek müddetinde meshetmez. Diyelim ki siz, ben ne zaman mesh yaptım, meslerimi giyerken ne zaman mesh yaptım diye bir şüphe ederseniz, bundan sonra abdestiniz bozulursa,
Artık siz üzerini meshedemezsiniz. Yeniden çıkarıp ayaklarınızı yıkayıp yeniden bir zaman başlaması olması şarttı. Çünkü şüphe ettiğiniz an itibariyle abdestsizlik yaşandığı an artık meshedemezsiniz. Ve inşekke hel ahdese vakta zori. Şayet şüphe ederse öğle vakti mi abdestsiz oldu ya da ikindi vakti abdestsiz oldu diye şüphe ederse bena emrahu ala ennehu zuhru. İşini öyle olduğu üzere bina eder. Netice sebebi ise biz demiştik şüphe olduğu zaman zamanlama olarak zamanı tercih edecek olursak en asgari zamanı biz tercih etmek zorundayız. Çünkü dinimiz şüpheler üzere bina edilecek bir din değildir. Yakiniyet olması gerekiyor. وَلَوْ اَجَنَبَ فِي الْمُدَّتِ diyelim ki müddet içinde cünübetli oldu. 3 gün 3 gece yolculuk yapacak bir yolcu 2 gün geçti cünübetli ya da 1 gün 1 gece evde yapan kişi 1 gün geçti daha gece var. Kendisi cünübetli oldu. وَجَبَنْ نَزَوَ لِلْغُسُلِ Gusul için çıkarmak, sükmek vaciptir. Neza çıkarmak. Sebebi ise çünkü gusul olduğu zaman ayakların ıslanması, altı, tırnak hepsi ıslanması sebebiyle şartı söz konusu olmasından ötürü meslerin de çıkarılması şarttır. Şimdi bu meslerin şartıyla ilgili konuya geçiyoruz. Ve şartuhu meslerin şartı en yelbesehu ala vudu'in kamilin tam bir abdest üzere giymesi gerekir. Kişi abdestsizken zaten giyemez. Ve en yekuna tahiran satiran meslerin kendisi tahir, temiz olması gerekiyor. Çünkü necaset kendisinde varsa olmaz. Satiran kapsayıcı, yani kapsaması gerekir. Li cemi'i mehalil fardi, farz abdestin bütün yerini mani'en engelleyici olmalıdır. Li nüfuzil mayi, suyun kaçırması için. Yani suyun, meslerin delikleri varsa, hani tam kapanmış olması gerekiyor ya, orada diyelim ki su kaçırıyor ya da aşık kemiğinin olduğu taraftan kaçırıyorsa bu olmaz. Engelleyici olmalı, mesleği o kadar kuvvetli olmalı. Peki bu kuvveti nereden anlayacağız? Bu kuvveti şuradan anlayacağız. Yümkünü mümkün olacak mütabaatun meşhi üzerinde kesinlikle yürümek. Yani mesleği giymişsin aleyhime her iki yüz üzere. Her ikisi üzere meşhi etmen. Yani mütaba ard arda yürüme demektir. Mütabaatul meşhi yani ikisi üzere sürekli yürüme. Literaddudi musafirin li hacetihi, misafirin yolcunun ihtiyaçları için gidip gelmesi için. Eğer orada gidip gelme ya da ihtiyacı olduğu an o mesleği rahatlıkla yere kullanabiliyorsa demek ki bu uygundur. Bunda sıkıntı yok. Yübkünü mümkündür mütabaatul meşhi, meşhin mütabaası yani üzerine gidip gelmesi. لِتَرَدُّدِ مُسَافِرِ مُسَافِرِينَ yolcunun gidip gelmesinden ötürü lihacati ihtiyaçları için. سَوَاً كَانَ مِنْ جِلْدٍ istersen bu mest deriden olsun اَوْ لِبْدٍ keçeden olsun اَوْ خِرَقْ çaputtan olsun اَوْ خَشَبْ tahtadan olsun fark etmez اَوْ غَيْرِ ذَلِكَ اَوْ مَشْقُوقًا ya da deliktir شُدَّ بِشَرَجْ bir dövme ile kapanmış bunlarda bir beis yoktur. وَلَوْ لَبِسَ خُفًّا فِي رِجْلٍ diyelim ki bir ayağına bir mest giydi, huf giydi لِيَمْسَحَهُ meshetmek için وَيَغْسِلَ الْاُخْرَى diğerini de yıkamak için اَوْ ظَهَرَ مِنَ الرِّجْلِ ya da ayaktan göründü, zahara göründü مِنَ الرِّجْلِ ayaktan şey on bir şey göründü وَاِنْ قَلَّ az da olsa ayak özellikle derisi göründü مِنْ خَرْقٍ delikten ötürü yani ayağı göründü min harqin delikten ötürü fil khuffi khuffukta yani meste olan delikten ötürü biraz ayak görünürse lem yecuz bu caiz değildir. Bu onların hiçbir tanesi caiz değil. Yani kişi mesleri bir ayağına giyiyor meshetmek için diğerini yıkıyorsa bu olmaz. Ya da kendisi ayakları görünüyor bir delikten ötürü bu da caiz değildir. Bir de vel cırmuk. Cırmuk fıkıh kitaplarında çok geçiyor. Cırmuk'un anlamı huve huffun fevka huf. Huf üzere huf. Yani mest üzere mest giymek. Mest üzere mest giymek. İki tane mest giyiyorsun kışın. Fe imkânel a'la kaviyya. Eğer üstteki kuvvetli. Vel esfelu muharraka. Alttaki de yırtık ise. Felehu mes'ul a'la. Üsttekinin meshi yeterlidir. Yani o meshedilir. Alttaki yapılmaz.
Çünkü alttaki deliktir. Delik olan maalesef biliyorsunuz mutabaatun meşi ya da derinin görünmesi noktasında özür arz ettiğinden ötürü o zaten gitmiş. Biz üsttekini artık baz alıyoruz. Muhatabımız üsttekidir. Ya da ve inkâne kaviyeyni. Her ikisi de kuvvetli. Hem alt hem üst. Evil kaviyyul esfel. Ya da alttaki sadece kuvvetlidir. Lem yekfi mesul a'la. Üsttekinin meshi caiz değildir. Üsttekinin meshi yeterli değildir. Fe in vasaral beledu minhu ilel esfeli. Şayet diyelim ki sizin ayak sizin giydiğiniz mestin üst tarafı, üst kısmı yırtık ise ya da giydiğiniz iki tane mest var üstteki yırtık ise üsttekini meshederken alttaki çünkü üstteki yırtıktır ya mest ettiğiniz anda alttaki meste su ulaşıyorsa bu yeterlidir. Bak ne diyor? فَاِنْ وَسَلَا ulaşırsa el belelu ıslaklık minhu üstteki mesten ilel esveli alttaki meste kefa bu yeterlidir. سَوَاُنْ قَسَدَ مَسْحَهُمَا İstersen her ikisinin mestini kastetsin, meshini kastetsin. Yani iki mestin üzerini meshetmeyi, hufü olan huflerin üzerini meshetmeyi kastetsin. İstersen kastetmesin. Ev atlaka la in kasada el-a'la fakat. Ya da mutlak bir şekilde kendisi üsttekini kastetmeksizin. Bak la in kasada el-a'la. Fakat üsttekini kastetmeksizin yine sıkıntı yoktur. Yeter ki alttakine biraz ulaşsın. İstersen kastı olsun, bu konuda niyeti istersen olmasın. Bunda sıkıntı yoktur. Şimdi bu meslerin sünnetini okuyalım. Ve yusennu sünnet kılınmış meshu e'alel huffi huffüklerin yani meslerin üst tarafını meshetmek ve esfeli bir de altını meshetmek ve akibihi bir de ve akibihi hututan bir de akib alt yani topuk tarafıdır ve akibi hututan çizgi şeklinde ve akibi bir de altını yani topuklarını üstünü esfeli altını ve akibi bir de topuk tarafını meshetmek hututan çizgi şeklinde bile istiabin böyle kapsamaksızın böyle bütün mesli kapsamaksızın olmaksızın ve de tekrarın bir de tekrar etmeksizin bir kez elini bırakıyorsun üst taraf alt taraf topuklara kadar getiriyorsun bir de üstten de aşık kemiğine doğru bu yeterlidir tabi şekli de söylüyor ve la tekrarin tekrar olmaksızın şeklini söylüyor nasıl yapıyor fe yada'u yedehül yusra sol elini bırakır tahta akibihi topuğunun altına Sol elini topuğun altına bıraktı. Tamam. Ve yumnahu sağ elini de bırakır. İnde asabi'ihi ayaklarının parmaklarına. Yani sol elini fark etmez hangi ayak oluyorsa. Sol elini topuğun altına sağ elini ayakların parmak uçlarına bırakıyor. Ve yumirrul yumna ile saki. Sağ elini ve yumiru geçiriyor ile saki bacaklara doğru böyle aşık kemiğine yani şeye doğru dizlerine doğru çeker bacaklarına doğru yukarıya doğru getirir ve yusura sol elini ise ile asabe hani sol elini topuğa bırakmıştı oradan da parmak uçlarına alttan götürür fe in ittasara ala mesi akalli cüz'in tabi bu sünnettir. Diyelim ki siz meslerin sadece üstünün biraz ıslanmasını sağladınız. İsmi mes olacak bir şekilde bu yeterlidir. Bak feynik tasara yetinirse. Ala meshi ekelli cüz'in. Cüz'ün en azı üzere mes etmeyi min zahiri alahu özellikle üst tarafın zahirinden muhaziyen li mehalil fardı farz yerini hizasına bak. Muhaziyen hizasına gelecek bir şekilde li mahallil fardı farz mahallini yerini kefa yeterlidir. Yani üst taraftan ismi mes olacak bir şekilde üç parmağınızı
Böyle bir kez çekseniz bile kefa yeterlidir. Ve in iktasara alel esfel. Alt tarafı meshetmekle yetinir. Evel akibi ya da topuğu. Evel harfi ya da tarafları. Evel batini ya da ayağın iç tarafı. Evel batini mimma yelil beşara fela. Veya hani dedik ya harf taraf demektir. Evel batini mimma yelil beşara fela. Deriye doğru çıkan iç kısmını meshetmekle yetinirse. Bak, evil batını iç taraf, mimmayeli gelen, el beşara cilt tarafına doğru, deriye doğru eğer bu şekilde yaparsa olmaz. Çünkü niye? Çünkü mestleri meshetmede üst tarafın olması farzdır. Altını, kenarlarını diyelim ki deriye doğru gelecek şekilde terk edip üstünü tek yapsanız da yeterlidir. Ama üstü yapmasanız diğer bütün ayağınızı ya da mestinizi yıkasanız da faydası yoktur. Hazreti Ali diyor, لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّيِّ لَكَانَ بَاطِنُ الْأَخَفِّ اَحَقِّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِمَا. Eğer din akıllı almış olsaydı mestlerin altını değil, üstünü değil altını meshederdik. وَلَاكِنْ رَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ يَمْسُ عَلَى ظَاهِرِمَا. Ben Peygamber aleyhissalatu vesselam üst tarafın meshettiğini gördüm diyor. وَمَتَى ظَهَرَ الرِّجْلُ. Ne zaman ki ayak görünür, binez'in çıkarmak ile görünür ise, o bir harkin ya da mestlerin yırtılmasıyla görünür ise, وَهُوَ بِوُضُوِ الْمَسْحِ. O da mesih'in abdestiyle olduğu takdirde ise, كَفَاهُ غَسْلُ الْقَدَمِينَ. Fakat bu çok ilginç bir bilgidir. Gerçekten burada fıkhın akılla değil, Resulullah'ın aktarmış olduğu vahil olduğunu anlıyoruz. Yani burada kendisi meslerin meshiyle abdestlidir. Bir delikten ötürü ya da ayağından o mesleri çıkarmasından ötürü abdestin hepsini yeniden tazelemesine gerek yok. Kefahu gasul kademi, her iki ayağını yıkaması yeterlidir. Fakat her ikisini tek. Babu esbabil hades. Şimdi mesler ayağındayken abdestsizliğe sebep olan sebepler. Dört tanedir. Burada bırakıyoruz. Allah'ın izniyle yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Vafiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.